Başkent Ankara'da hava sıcaklıkları eksi dereceleri buldu. Santigratlar yeri geliyor eksi 1, eksi 2. Özellikle gece ve sabaha karşı eksi 8'i 9'u buluyor. Söz Milletim programında bugün Mart ayında sorulabilecek en güzel soruyu soracağız. Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır mı acaba diyeceğiz. Söz, mikrofon millette. Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır demişler. Neden böyle bir deyim kullanmışlar? Şimdi kış uzun sürdüğü zaman yaza doğru kışın harcadığın odunu, kömürü yaz ayı gelirken bitmiş oluyor. Bitince damda, samanlıkta ne varsa onları yakıyoruz. Anladın mı? Bu gerçektir yani. Şimdi yaza doğru bütün kömürün, odunun biter. Ona göre tedarik yaparsın. Mart ayı da uzun sürerse damın, samanlıkta ne kadar sunta, odun varsa onları yakarsın. Bunlar olmuştur. Sonra yazında yeniden dağdan getirdiğin odunu, kömürlerini, yaktıklarının yerine yaparsın yiyincini. Eyvallah, teşekkür ederim. Sağ ol. İyi günler canım. Kapıdan baktırır, kazma kürek. Evet, bu atalarımızdan gelme bir söz. Niye demiş olabilirler? Öncelere kış çok olurmuş herhalde ondan. Ya da Mart ayındayız şu anda. İki gündür Ankara'da bir soğuk var. Vallahi güneşi daha yeni gördük. Evet, tam röportajı yapacağız. Güneş açtı. Evet. İki gündür de kar yağıyordu zaten. Acaba dediğiniz gibi Mart birazcık kışı uzattığı için mi böyle bir cümle evet, söylemiş olabilirler? Uzatmak bir de iş güç zamanı olduğu için herhalde, kazma kürek değil mi? Böyle bağ bahçe işlerinin. Evet, bahar mevsiminde. Tarlalar sürülecek, bahçeler sürülecek. Dallar budanacak. Bahçe işleri. Yavaş yavaş ilkbahar geliyor. Aynen. Aynen. Valla bunu aldık. Savaşlar, pandemiler artık Allah biraz da hayretsin. Amin. Biraz da diyoruz ki böyle insanı tebessüm edittirecek bazı konular konuşalım. İşte evet, amacımız bu. Tabii tabii. Valla baktık, doğru söylüyorsunuz. Ya. Böyle günde şeylere vatandaşın ilgisini, dikkatini çekmek gerekiyor. Çünkü dediğiniz gibi bu savaştır, ekonomik şeyler olsun, çok bunaldık. Özellikle şu yağ olayından nefret ettim iyice ya. Her nereye atsak yağ, yağ, yağ arkadaş, bu ama kadar. Onun da öyle olmadığı ortaya çıktı en azından. Tabii canım, değil yani, biz bu kadar mı açgözlü insanlarız, biz ne ara bu hale geldik, biz ne ara bu kadar. Ya şimdi şöyle söyleyeyim abi, savaş olsa Allah korusun memleketimizde, ki olmadı mı 100 yıl öncesinde. Evet, evet. Ya bizim topumuz, tankımız bile yoktu. Varsa da belli bir saydaydı. Ne zorluklarla değil mi bu ülkeyi atalarımız bize bıraktı. Ya bir yağsız kalmış olsak bile alt komşu, üst komşu bir araya gelir, o yağı ortaya koyarlar, yine birilerini doyururlar. Bu millet böyle bir necip millet. Doğru mu? Öyleydik. Öyleydik. Ama ben hala öyle olduğuna inanıyorum. Dediğim gibi şimdi tarihimizi gerçekten çok ilgi duyan biriyim. Çanakkale Savaşı'nda falan üzüm hoşafıyla biz tüm günü geçiren bir ordunun insanlarıyız, milletin torunlarıyız. Bugün ama insanlar yağsız kalacağım diye bir, ayrı bir çabaya, ayrı bir şeye düştüler. Gerek yok, yazık. Bence gerçekten yazık. Çünkü çok daha milli değerlerimiz var. Bizim önem vermemiz gereken, dünyaya kafa tutuyoruz şu anda. Yani sanmasınlar gerçekten biz o kadar dışarıdan göründüğü kadar güçsüz, aciz bir ülke değiliz aslında yani. Elbette. İş milli mücadele, milli birliğe düştüğünde hepimiz tek yumruk, tek şey olmayı da bileceğiz yani. Allah teşekkür ederim, sağ olasın. Soğuk olduğundan da olabilir, bilmiyorum. Mart soğuk geçer diyorsun. Artık kışın yakacaklarımızı yakmışızdır. Geriye hiçbir şey kalmamıştır kazma kürekten başka. Evet. Bir de onları mı yakarız diyorsun? Ya evet, olabilir. Ankara'da 3 gündür çok soğuk geçiyor. Kar yağışı da vardı 2 gündür. Ama bugün biraz güneş açtı. Biz... Fakat yine de soğuk değil mi? Evet, havada bir soğukluk var ama gene de bize. Yine bir güneşi soğuk var. Soğuk havanın da tadı başka, güneşlinin de. Evet. Peki, teşekkür ettim, sağ ol. Yaktırır tabii. Olmayınca fakirlik. Ne yapacaksın? Yakacaksın. Fakirlikle mi alakası var, yoksa kışın yaktığın odunun, kömürün bittiği için mi kazma küreğe yakıyorsun? Tabii, para olmayınca alamıyorsun, ondan sonra kazma küreğe yakıyorsun. Ne olacak? Efendim, siz neler söyleyeceksiniz? Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır diye bir deyim vardır. Veciz. Neden böyle bir şey söylemişler?
Ya eskiden bu hava şartlarıyla alakalıydı. Ama şimdi artık sadece Mart için değil bunu. Kış girdiğinden beri biz kazmayı, küreyi, her şeyi yakmış durumdayız. Doğalgaz zamları, elektrik zamları. Genel anlamda Türkiye olarak biz Mart'ı kıştan beri yaşıyoruz. Yani yeni yıla girdik, havalar soğudu, Mart geldi. Sanırım biz yazın da yakacağız zaten kazma küreyi. Umarım bir an önce toparlanır diyorum ülke. Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır demişler. Neden? Kış sert olur usta, o yüzden. Yani aslında kış bitiyor Mart'ta. Ya eskiden hani Mart'ta huzur falan derler ya. Baba eski hesaplara göre falan yaparlar. Koca kara soğukları falan derler. Yani bu cemrelerin falan düşmesinin şeyi işte bu. Bir alameti farikası diyorsun. Yani. Tamam, teşekkür ederim. Hadi gidelim. Mart her zaman soğuk olduğu için bu havalar. Peki niye böyle bir deyim var? Bilmiyorum, eskilerden kalma bir söz bence, atalardan kalma bir söz. Öyle mi düşünüyorsun? Öyle düşünüyorum. Peki neden söylenmiş olabilir? Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır. Ya nasıl desem, şu an hiçbir şey aklıma gelmiyor. Acil bir işim olduğu için. Tamam, teşekkür ederim. Sağ ol, sağ ol. Sanırım kar yağacağı içindir. Sanırım. Kar yağacağı içindir. Evet. Ya da tam her şey güzelleşti, yavaş yavaş ilkbahara, yaza giriyoruz diye düşünürken, senin dediğin gibi bir kar, bir soğuk. Evet. Acaba... Eskiden atasözü her zaman doğrudur abi. Eskiden söylemiş. Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır diye. Doğrudur yani. Eskilerimize inanırız. Tabii eskilere inanırız da netice itibariyle neden böyle bir şey söylemişler? Ya hiç düşünmedim aslında ben. Yani abi, gerçekten... Kar yağıyormuş işte. Kazma kürek yanıyormuş. Budur yani. İlk anlamda bu mu geliyor? Yani eski zamana göre şu an ekosistem biraz daha değiştiği için eskisi gibi kar yağmıyor. Tabii ondandır. Sen ne diyeceksin? Yani ben dediğim gibi atalarımıza inanırım o şekilde. Bir bilgim yok benim. Ya bunun birkaç anlamı var. Mesela kış aylarında işte o dönem, eski dönemlerde odunun, kömürün işte yavaş yavaş sona yaklaşıyor. Ya da şöyle bir şey var. İşte artık millet yaza doğru, ilkbahara doğru girdik. İşte odun da kömür almayalım. İşte netice itibariyle ısınacak havalar diye düşünüyor. Ama bunun tam tersi oluyor. Senin de söylediğin gibi kar bastırıyor. Tekrardan bir soğuk geliyor. Önlem alınmadığı için geriye ne kalıyor yakılacak? Kazma küreğin sapı kalıyor. Aynen doğru. O yüzden bir onları yakıyorlar. Hikayesinin birçok hikayesi var ama ekseri hikaye bu şekildedir. Yani ben de aslında şöyle söyleyeyim. Bunun hikayesi bu şekilde. Ama dediğim gibi farklı da yorumlanabiliyor. Tabii neticede bir deyim. Yani rahatlamamak lazım. Tabii Mart deyip de yaz geldi dememek lazım. Odunumuzu, kömürümüzü şey yapmak lazım. Hazırda bulundurmak lazım. Artık odun, kömür kullanıyor muyuz? Yok, hayır. Yok, hayır. Yani ya, kaç yaşındasın? 18. Hiç odunla, kömürle ısınan bir evde büyüdün mü? Evet. Aynen, büyüdüm. Nasıldı? Bedderesi hemen arka tarafı. Orada büyüdüm biraz. Güzeldi. O sıcaklık ya, güzel, çok güzeldi. İnsan değil mi? Gece biraz evet, huzur vardı. Ya. Gece konuda da huzur vardı. Bence. O şeydi. Aslında yokluğun içinde mutluluk mu var ya? Aynen, evet, aynen. Tam anlamıyla öyle. Doğru. Yoksa biz algıda seçicilik mi yapıyoruz? Evet, o da var. Seçicilik de var yani. Sen ne diyeceksin? Gece konu mutluluktur. Ankara güçlü müyüz? Hayır. Aslında ben Ordu'luyum, o da Trabzonlu. Trabzon. Güzel bir sohbet oldu. Söz Milletin programına iyi ki de katıldınız arkadaşlar. Hafta içi her gün 18.30'da, pazar günü de 2'de yayınlanıyor. Sizi ekrana davet ediyoruz. Ekrana, televizyona mı? Evet. Allah Allah. Tamam. İzlersin kendini. İzleyeceğim. Teşekkür ettim. Doğrudur. Niye? Mart'ın 15'i yaz, 15'i kış olduğu için. Öyle düşünüyorsun. Yani. Görünen de o. Yok, eskiler farklı bir şey söylüyordu ama hafızamda yok şu an için. Hikayesini biliyor musunuz? Yok. Yani bu deyimin aslında bir hikayesi var. Doğrudur, vardır ama şu an aklımda değil yani. Öğrenmek ister misin? İsterim tabii ki canım. Bilgi paylaşmak güzeldir. Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır deyiminin hikayesi
çeşitli. Yani bilinen iki tür hikayesi var. Onlardan bir tanesi vatandaşlar. Yani eskide Mart geldi artık hani oduna kömüre ihtiyaç kalmadı deyip yazlık versiyona geçelim. Tam o geçiş esnasında da bir kış tekrardan uğrar. Bir soğuk tekrardan gelir. Yakacak da bir şey kalmadığı için kazmanın küreğin sapını yakarlar. Diğer bir tarafta da kışın biriktirdiğin odunun kömürün biter. Bitme aşamasına gelir. Tam o sırada yine dersin ki işte bir yaz geliyor artık, sıkıntı yok. Halbuki ihtiyacın olduğu anda yine bir ufaktan bir kış bastırır. Yine kazma küreği yakar. Eskilerin söylediği öyle. İşte babalarımızdan, annemizden duyduğumuz o şekildeydi. Yani Mart ayının 15'inin yaz, 15'inin kış. Ama bu 30 günlük süre içerisinde öncesi mi sonrası mı işte zemheri falan dedikleri hafızamızda kalan onlar. Şu an Türkiye'nin güncel şeylerine kafa yorduğumuz için eskiler biraz hafızadan siliniyor. Ya işte biz de birazcık dedik ki bu stresi alalım vatandaşımızdan. Eyvallah. Bir iki tebessüm kalplerine dokunalım. Yoksa tabii gündemimiz çok yoğun. Tabii öyle, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim, sağ ol. Mart'ın kapıdan baktırıp kazma kürek yaktırması beklenmedik soğukların geri gelebileceğine dair bir atasözümüz zannediyorum. Buna çok teknik yorumladın. Evet. Ben biraz daha hareketli, eğlenceli bir şey bekliyordum senden. Doğru. Yanlış bir şey söylemedin. Doğru bir şey söyledin ama hikayesini biliyor musun? Hikayesini şu an hatırlayamıyorum. Aslında hikayesi de bu anlattığın teknik şeye çok yakın. Yani vatandaşların eski dönemde işte kışın kullandıkları oduna, kömüre Mart ayında önem vermemelerinden kaynaklı bir hikayesi. Aynen, siz daha doğru söylediniz. Evet, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Estağfurullah. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır. Evet. Bu deyim neden söylenmiştir sence? Mart sıcak düşünür herkes ve sıcak ilkbahar diye düşünür ama sonradan soğuklar gelir. Yani ondan dolayı. Gayet güzel açıkladın. Bunun bir hikayesini biliyor musun? Yani bir yorum yapabilir misin? Hayır, bilmiyorum. Bunun hikayesi senin söylediğin gibi tam da Mart ayında vatandaşlarımızın işte bu işte eski dönemde kömürdür, odundur. Bu tip yakılacak malzemelere önem vermedikleri için malzemesiz kalırlar. Geriye de ne kalıyor işte? Kazma küreğin sapı kalıyor. Onları yakalar. Bunun hikayesi de böyle. Tabii değişiklik gösterir. Arkadaşlar siz neler söyleyeceksiniz? Şöyle size döndük. Aynı konu senin için de geçerli. Abi arkadaşa katılıyorum ben de dediği gibi. Hani şey değil, nasıl diyeyim? Gene herkes hani şeydir, yaz geldi der, çıkartır üstünü falan. Ondan sonra tekrardan kış gelirmiş gibi olur. Hani Mart'ın 15'i yaz, 15'i kıştır derler. O doğrudur abi ya. Zaten Ankaralı mıyız? Ankaralıyız abi. Zaten şu an modla geziyoruz. Mart'a girdik vallahi ama. Değil mi? 4 gündür çok soğuk da geçiyordu havalar. Bir iki gündür de kar yağışı vardı. Bugün biraz sakinledi ama bugün de çok soğuk değil mi hava? Evet abi, biraz sıkıntı. Özellikle olarak hakikaten -10 derecelere, hatta 9 derecelere gördü sabah. Aynen öyle abi. Teşekkür ettim, sağ ol. Sağ ol abi. Böyle bir soğuğa denk geldiniz Mart'ın ne yazık ki. Evet. Peki nereye geziyordunuz? Hamam önüne gittik. Güzel. Neyse. Eski tarihi mekanlar, meclisimiz bu tarafta. Evet. Eski tarihi meclisimiz. Peki aynen. Niye böyle bir cümle söylemişler sizce? Yani şunu soruyorum, bunun hikayesini biliyor musunuz? Hayır, bilmiyorum. Bir hikayesini ben anlatayım müsaade ederseniz. Buyurun anlat, annemle anlatabilirsiniz. Tamam, şimdi şöyle yapalım o zaman. Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır demelerinin amacı şu. Vatandaşlarımız, ya eski tarihlerde işte kömüre, oduna önem vermezlermiş bu ay. Ama bir bakarmışlar, daha sonra havalar soğur, tekrardan bir kış gelir. Hatta o yüzden derler ki Mart'ın 15'i kış, 15'i yaz. Böyle bir hikayesi var. Aşağı yukarı bu tip hikayeler anlatılır. Evet, demek ki biz çok yanlış bir tarihte gelmişiz. Biraz öyle olmuş Ankara için. Teşekkürler. Teşekkür ettim, sağ olun. Mart gelince bahar geldi. Yani başka bir mevsime, ılık bir mevsime geçiyor zannediyor. Hazırlığını yapmıyor. Ama Mart bir anda soğuk gelince, yakacak da bir şey kalmayınca şimdi bu devirde zamlar, her şey zam, millet geçim sıkıntısı çekiyor. Hani Oraya bağlayabilirsin. Oraya bağlayabilirim abi. Şu an gündemimize bakarsak hani sadece Türkiye'de değil, tabii. Dünyanın her yerinde zamlar var. Hani her yerde zam var. İnsanlar zorlanıyor. Mart ayı gelince havalar ısınır diye düşünüyor. Ama öyle de olmuyor yani. Kışın en başından beri de zorlanıyoruz zaten, evet, her açıdan. Aynen abi. Mesela Mart geldi,
havalar biraz ısındı. Dedik böyle giderse geri birden kar geldi. İstanbul şu an Ankara'ya da gelebilir yani. Evet. Burada da kar yağıyor. İki gündür yağıyordu aslında. Yağıyor. Evet. Yağıyor ama tutmadı yerler. Çok az, çok az. Evet. Arazi biraz kaplandı, bir de çatıların üstü. Şimdi teşekkür ederim, vakit ayırdın. Söz Milletin programına konuk oldun. Hafta içi 18.30'da pazar günde saat 2'de yayınlanıyor. Seni ekran başına izlemeye bekliyoruz o zaman. Tamam abi, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yani normalde sıcak olduğu için ama şu an öyle bir durum yok. Yok, Ankara özelinde. Kardeşim bir de sen neler söyleyeceksin? Şöyle bir dön ekrana doğru. Döneyim. Ben artık yakalandın. Söyleyeceğim bir iki cümle. Abi aslında baharın gelişi ama daha Cemre suya düşmedi herhalde, öyle biliyorum. Yine de hala titretici bir soğuk var yani Ankara'da. Zaten derler ki Ankara'nın soğuğu hakikaten karı yağması değil de ayazı insanı bitirir diye. Bir ayaz var ha. Hı hı. Sabah özellikle olarak. Sabahleyin okula giderken de sıkıntı yaşanıyor bayağı. Çok soğuk oluyor. Evet kardeşim. Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır diye bir deyim vardır. Evet, var. Niye böyle bir şey söylemiş atalar? Yani Mart'ın sıcak olduğu gösterir ama bizi bayağı bir bugünkü gibi soğukta titretti. Bugün biraz şey yaptınız, üşüdünüz. Evet, bayağı üşüdük. Bir de biz sabah erkenden beri buradayız. Ankaralı mıyız? Yok, biz Konya'dan geldik. Gezmeye geldiniz. Aynen. Ama birazcık evet, beklemediğiniz gibi oldu. Bir soğuk oldu. Konya'da da kar vardı şansımıza. Kardan kaçıklıydık, ayaza geldik. Daha kötü oldu. Aynen öyle. Tamam. Sağ olasın. Görüşmek üzere. Soğuk oldu. Yani soğuk mevsimlerinin bitmediğinden dolayı. Peki Ankaralı mıyız? Evet, ben Ankaralıyım. Onlar ya değil. Yazın gelmesini bekliyoruz bir yandan. Kıştan sıkılıyoruz ama bir türlü gelmiyor. Yani ne kebap yansın ne şiş. Tam Mart ayı bunu yani bize söylüyor. Peki niye böyle bir cümle demişler? Sizce neden yani insanlar kazmanın küreğin sapını yakmış? Eski zamanlarda tarım olduğu için büyük ihtimalle şu an buğday ekimi için hani insanlar çaba gösterirken bir anda hani çiçekler açıyor güneş varken, sonra ertesi gün çok soğuk olduğu için büyük ihtimalle ürünleri vuruyor bu. Bu yüzden dolayı hani biz bahar gelecek sandık ektik ama onlara dolu vurdu açısından. Hani biz bahar baktık ama kazma kürek yandı gibi. Beklediğimizin dışında bir şey oldu. Evet, aslında çok mantıklı. Peki hikayesini biliyor musunuz efendim? Aslı hikayesini. Hayır. Peki anlatmamı ister misiniz? Evet. O zaman şöyle söyleyeyim. Ne yazık ki Mart ayında vatandaşlarımız eski çağlarda, eski dönemlerde işte kömür ya da odun gibi yakacak malzemeleri topluyorlarmış. Bir biriktiriyorlarmış. Kışın da bunları kullanıyorlarmış haliyle. Mart ayı gelince de netice itibariyle sizin de söylediğiniz gibi yaz geldi, güneş çıktı. O havaya bürünüyorlarmış. Ama bir bakıyorsunuz Mart'ın ilk 15 günü soğuk, kış geri geliyormuş. Ve ellerinde tek kazmanın küreğin sapı kalıyormuş. Bunu da yakmak zorunda kalıyorlarmış. Bu hikayesi de küçük bir hikayesi ama bu şekilde. Teşekkürler, sağ olun. Teşekkür, sağ olun. Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır demişler. Neden? Evet, Mart ayında havaların ısınacağı düşünülüyor ama tam tersi, kar yağıyor, soğuk hava. O yüzden kazma kürek yaktırır dediklerini düşünüyorum. Yani ısınmak için beklemediklerin zamanda hava bir anda soğuyor. O yüzden kazma kürek yakıp ısınıyorlar bence. Teşekkür ederim, gayet doğru. Rica ederim. Söz Milletin bu programında vatandaşımıza Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır deyimini sorduk. Necip milletimizden veciz cevaplar aldık. Yeni bir programda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.